Hanımlar duyunca diyeceksiniz ki hayret bir şey. Bu ne demek? Bu nasıl böyle bir şey olabilir diyeceğiniz. Mesela benim şurada hemen bak. Makyaj fırçalarında hanımlar en fazla kullandığınız şey. Biz de kullanıyoruz sabahları televizyona çıkmadan evet, ki biz de mecburen makyaj oluyoruz. Evet. Makyaj fırçalarında tuvaletten daha fazla bakteri ve mantar var. Eyvah eyvah. Şunlarda. Evet hocam maalesef. Neden maalesef hocam? Neden? Çünkü şimdi bu arada bu fırçaları da çok severim ben. Herkes de sever değil mi? Yumuşacık böyle. Aynen. Hanımlar da çok sever bu fırçaları. Hanımların en çok haşır neşir olduğu. Bunların bir de isimleri var biliyorsun değil mi? Tabii kaş fırçası. Yani yok başka başka isimleri var. Yok Bogoti Mogu öyle şeyler var. Bilmiyorum hocam. Neyse. O işin başka tarafı zaten. Şimdi hocam ne dedik? Mikrobiyomdan bahsetmiştim ben. Şimdi mikrobiyom ne dedik? Vücudun bütün bakterileri. Şimdi vücudumuz bakteriden oluşmuş. Yani bütün vücudumuzda bakteriler var. Nerede de? Yüzde de var. Tamam. Şimdi sen bunu sürekli yüzüne sürüyorsun. Makyaj malzemesine batırıyorsun. Yüzüne sürüyorsun. Sürekli değil mi? Evet. Şimdi yüzünde dışarıdan bakteriler, havadan uçup gelenler yapışmış. Tabii. Kendi vücudunun üzerindeki bakteriler var. Yani bir noktadan sonra öyle bir şeye dönüşüyor ki bunun üzerinde sen her gün bunu kullanıyorsun o arada. Hiç temizlemiyorsun da. Ne oluyor? Bunun içindeki bakteriler artıyor, 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 artıyor. Sonunda bir de ürüyorlar burada. Çünkü yüzünden bunun içine neler de geçiyor? Deri parçaları, bakterilerin büyüyebileceği, yiyebileceği bir sürü şey. Sen gözle göremiyorsun ama bu bir bakteri şeyine dönüşüyor. Yuvasına. Yuvasına dönüşüyor. Ne yapacaksın? Bunu ne yapmamız lazım? Temizlememiz lazım. Nasıl temizleyeceğiz peki? Nasıl hastalıklar olabilir hocam? Deri hastalıkları. Hocam akne, akneye neden olur. Tamam. Yani sivilceye neden olur. Yüzünüzde birçok işte sivilcelenme, yine enflamasyonlar, yani kızarıklıklar, alerjik reaksiyonlar. Belki o koruyan koruma tabakasını. Tabii koruyan, tabii bakteri florasını bozar. Bakteri florası bozulduğu zaman mantar olabilirsiniz. Çünkü bu yüzünüzdeki bakteriler neye şey yapacak? Yüzünüzdeki bakteriler aynı zamanda buraya başka bakterilerin gelip yerleşmesini de engelliyor. Nasıl temizleyeceğiz peki? Nasıl temizleyeceğiz? Bunu alacağız. Şöyle suyun altına koyacağız. Sabunu alacağız güzel. Sabunlayacağız böyle güzelce. Eğer bunun içine girebilecek böyle hani banyo şeyleri olur ya. Ne o? Tırtıklı şeyler var ya. O tırtıklı şeylere şöyle şöyle süreceğiz güzelce. İçine sabunla güzelce bunları temizleyeceğiz. Daha sonra kurutup kullanabilir hanımlar. Ki özellikle yani, başkasının makyaj fırçasını tabii, hayatta. Tabii tabii. Başkasının makyaj fırçası. Ya bak başkasının şişesinden, tabağından yemek yemekle başkasının fırçasını kullanmak aynı. O kadar ha. O kadar aynı yani. Derin için. Peki bunu evet. da öğrenmiş olduk. Aman hanımlar dikkat. Bunları temizliyoruz. Peki ne demiş hocam? Yumurta zarından kırışıklığa karşı krem. Hocam bunu sen mi yaptın? Doğru söyle. Hocam ben... hocam, hocamın, evet. hocamın yaşı da dedim ki bayağı genç görünüyor. Hocamın yaşı tam 40. Evet. Ama maşallah vallahi 30'larda görünüyorsun hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bu komplimanı da aldım. Hocam genetik doktorusun. Her ben... şeyin yemeden önce genetiğine bakıyorsundur sen. Hocam o zaman tava şeyde yıldızlarda bırak hocam. Ben gidiyorum artık bunu aldıktan sonra. Lütfen, lütfen. Yumurta zarında kırışıklığa karşı krem. Hayır, hayır. Başka bir şey konuşmayın. evet. Şimdi bu çok enteresan gerçekten. Çünkü hanımların özellikle kullandığı cilt ürünlerinin. Ama prizi getir. Evet, cilt ürünlerinde en önemlilerinin başında biliyorsunuz kolajen var. Şimdi kolajen çok önemli bir molekül. Neden? İşte derimizin gerginliğini sağlayan, derimizin kırışmamasını engelleyen en önemli moleküllerden bir tanesi kolajen. O kolajen yaşla birlikte ne oluyor? Kayboluyor. Hı hı. Ve sentezlenmesi ne oluyor? Üretilmesi azalıyor deri altında. Ve böylelikle de yavaş yavaş biz ne yapıyoruz? Kırışmaya başlıyoruz. İşte o kolajeni yerine getirmemiz gerekiyor. İşte en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi kolajen. Şimdi yumurtamızı görüyorsunuz hocam. Normal yumurtayı güzelce şöyle bir şey yapalım. Nasıl pişirdiniz arkadaşlar? Hocam o pişmemiş sanki ya. Pişmemiş mi? Hocam pişmemişse fena olacak. Açıyorum. Aç aç. Bakalım, hazır ben mısın? De göreyim. Ben de göreyim. Yok pişmiş. Yok pişmiş. Evet. Şimdi
Hanımlar bileceklerdir. Yumurtanın arkasında bir zarı var. Şöyle kabuğun arkasında bir zar var. Evet, evet. Yerken şöyle, hep ayıklarım onu. Evet evet hep ayıklanır. Bazen yumurtanın üstüne yapışır. Şurada zarını güzelce şöyle soyacağız. Şöyle zarı var. Bak gösteriyorum. Kamera yakaladın mı? Evet. Tamam. İşte bunu güzelce soyuyorum ve daha sonra bunları alıp şöyle kamerayı oynatıyoruz böyle. Buradan şuradaki bakın burada soyulmuşu var. Şimdi ben tek tek soymayacağım yani vakit şeyi için. Burada gördünüz şunu bir gösterelim. Yumurta zarı. Yumurtanın zarı var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Hocam şöyle. Bak kadınlar nasıl bakıyor sana bak bak bak. Hepsi bak bak. Hepsi bakıyor değil mi? Bak, dikkat kesildi mi? Abla katmayı bıraktı sana bakıyor bak. Abla bak bunu yaparsan bilmiyorum yani. Abi ne der bilmiyorum bak. Yani bunları gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kurutabiliriz. Tamam. Hocam kurutacağız. Kuruttuktan sonra bunları blenderdan geçireceğiz. Tamam mı? Şöyle atacağız. Tamam. Tabii blenderımız biraz daha ufak olursa süper olur ama biz gene demonstrasyon bir geçirelim. Tamam mı? Böyle bunu güzelce çünkü inceltmemiz lazım. Bunu incelteceğiz ki ne kadar yüzey alanını genişletirsek küçülecek. İyice küçülmesi lazım. Bizimkiler içeride şey gibi hocam o işte kuru gitti. Luna Park'ta şeyler var ya onun gibi. Bizim yumurta hepsi gezen tavuk olduğu için hocam. Evet zarları o yüzden kalın. Zarları kalın oluyor. Videodan geldi. Peki diyelim ki bunu geçirdik blender'dan. Hocam geçirdik. İncel. Daha sonra bunlar inceldi. Yani bunlar kurursa bu arada yani kurutursak bunları zaten tıkır tıkır bu ezilecek. Ve bunun içinde ne var biliyor musunuz? Bak bunun içinde kolajen var. Bir. İki. Hyaluronik asit var. Bak bu ikisi dikkat et kremlere falan. Böyle işte bilmem nenin kremi. İçinde işte hyaluronik asit, kolajen falan değil mi böyle şeyler var. Al sana İşte yumurtanın içinde evet. Bunda asıl birçok protein gibi bizim ekstrasellüler matriks dediğimiz böyle derimizin matriksini, derimizin böyle yapısını oluşturan birçok molekül ve en önemlilerinden de kolajen ve hyaluronik asit var. Vay be. Bunu alıyoruz. Bunları iyice kıydıktan sonra burada Hindistan cevizi yağımız var. Şunda kalsın, şuna şey yapalım. Diyelim ki onu şey yap. Diyelim ki bunu kıydık, evet, güzelce kıydık. Evet. Daha sonra Hindistan cevizi yağını bunları kıyılmış vaziyette buraya attık. Güzelce. Hindistan cevizi yağını da üzerine şöyle döktük. Güzelce. Tamam. İsterseniz bu şekilde tabii bekleteceğiz bunu. Bir süre bekleyecek ki içindeki işte proteinler... parçalanmış olan onların yapıları yavaş yavaş bu yağın içine yavaş yavaş geçsin. Daha sonra da bunu güzelce yine normal cildinizde kullanabilirsiniz. İşte bunu söyleyen genetik doktor abi evet, var. Kullanabilirsiniz ama yumurtaya alerjiniz olmayacak. Ha bir de bu. Şimdi yumurtaya alerjiniz varsa o zaman bunu sürerseniz o zaman yumurta alerjisine neden olabilir. O yüzden de dikkatli olacağız. Ne yapacağız? İşte atıyorum yumurta alerjisin var mı? Önce birazcık şöyle eline bakarsın. Kızarıyor mu? Zaten kızarmıyor mu? Yumurta alerjisi olanlar zaten bilir. Zaten yiyemiyorlar bile yani. Aynen öyle. Ama tabii ona dikkat etmek lazım. Biz uyarımızı yapalım da. Aynen. Çünkü önemli. Tabii ki. Bunda... Güzel. Vallahi çok çok güzel bir tarif verdi hocam. Evet. Bu enteresan bir şey. İsterseniz bunu aslında su, Hindistan cevizi yağınız yoksa suyla da olabilir. Yapabilirsiniz. Güzel. O da şey yapar yani o da bir nebze. Hocam kolajen dedin şey ya olacak. Bunu biz çok konuşuyoruz programlarımızda. O kolajenin o kemik iliğinden çok fazla geldiğini biliyoruz. Evet. Ama bir de kolajen hapları var mesela. Bunu Canan hocamla da konuşmuştuk geldiği zaman. O diyor ki mesela hap almayan haptan hiçbir şey alamazsınız. Kolajeni mutlaka o işte paçadan... O ilik suyundan. Evet. Oradan evet, almanız evet. Çok daha faydalı diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Canan Hoca'ya o konuda katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü şöyle bir durum var aslında. Yani bu bilimsel olarak bunu söylemek gerekiyor. Kolajen çok önemli bir şey. Evet. Şimdi biz kolajen böyle üçlü helix yapıda vücudun kendisinin ürettiği, vücudun kendi hücrelerinin, deri hücrelerinin ürettiği bir protein. Evet. Şimdi bu proteini dışarıdan siz aldığınız zaman diyelim ki hap olarak aldınız. Yani ne alırsanız alın o kolajen zaten midede vücutta sindirilecek.
ve parçalanacak. Küçük 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 bir sürü amino aside parçalanacak. Hı hı. Yani o proteinin kocaman bir zincir düşünün. Kocaman bir masa düşünün. Bu masanın ayağı, bacağı, işte şeyinin bir parçası, tamam mı? Kolajen bir masa olsun kocaman. Senin aldıkların parçalanacak küçücük küçücük böyle. Yani küçücük küçük parçalar ayrılacak vücutta. Ve tekrar hücreler onları alacak. Ve hücreler onlardan yeni kolajen sentezlemeye başlayacak. Yani hiçbir zaman vücut dışarıdan aldığı kolajeni, ne güzel kolajen aldım ben bunu alayım da yüzümün şurasına koyayım yapmıyor. O yüzden dışarıdan almak çok faydalı. Yani dışarıdan aldığınız zaman, o yüzden dışarıdan kolajenin, proteininin içerisindeki amino asitleri almak, vücudu ondan zenginleştirmek ve vücudun onu sentezini, üretmesini arttırmak daha akıllıca oluyor. En zengini de paçadan var. Şimdi kelle paça büyük tartışma biliyorsun. Tabii ki et ve böyle et ürünleri. İşte yine dediğin gibi bu sakatat ürünlerinin içinde. Özellikle kemik mesela haşlanır. Kemik haşlandıktan sonra biliyorsun bir yağı çıkar. O işte kokusunu değil mi? Ondan sonra kemiği ayırırlar, onu alırlar, kuruturlar. İlik suyu. Sonra orada böyle jölemsi bir şey olur. Bildin? Evet. O. İşte o jölemsi şey kolajen. Yani o yüzden o sakatat içerisinde o kolajen çok fazla oluyor. O zaman da onları tabii tüketince mutlaka vücut onu kolajene çevireceği kaynağı bir şekilde ondan almış oluyor. İşte ne bileyim kaç paradır bilmiyorum, hiç öyle bir şey almadım ama o kadar para verip alacağınıza, dışarıdan alacağınıza mis gibi kemikleri yani. Gidip kasapta kestirin. Biz öyle yapıyoruz. Tabii öyle. Ben geçen hafta iki paket aldım mesela. Düdüklü tencerede onlar mis gibi kaynadı. O dediğin gibi kolajeni çıktı. Tertemiz. Bir de biz şey yaptık, buzdolabı şeylerine işte, o buzluğa koymak için şey var ya, buzluk şeyleri, poşetleri, o küplere. Evet. Onları damlatıyoruz. Müthiş, harika. Yemek yaptın, bir şey yaptın. Yemek yaptın, içine atacaksın. İşte sana kolajen kaynağı. Mis gibi. Yani gerçekten zaten eskilerin kullandığı yöntemlere bakarsan, ya biz aslında eskilerin yöntemlerini almışız, onları hapa mapa çevirmişiz. Bak. Açık şey. Konuşmak gerekirse. Bir de böyle bir şey var. Yani işte eskilerin kelle paçayla yaptığını biz şimdi işte haplarla yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yemekler de haplara dönüşmez hocam. Bu eski uzay filmlerinde. Öyle gidiyor mu? Öyle gidiyor. Ver oradan bana bir kuru fasulye hapı. Bir pilav üstü kuru hapı diye. Al bir de siz boğazında kalmasın. Yani Allah korusun oraya dönmeyelim. Aynen öyle. Peki.